bakalım tarım fuarı açıldı, ne söyleyeceksiniz? Yani tarım şehrindeyiz. Evet. Tarım fuarının açılması gerçekten öyle. Böyle bir fuarın olması beni bir Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak mutlu etmektedir. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Ve sadece artık tarımda değil, Şanlıurfa gıdada da, hayvancılıkta da, sanayisinde de, turizminde de Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisi olacak. Efendim, sağ olun. Tarım fuarımız Şanlıurfa'da açıldı. Merak edeceksiniz efendim. Hayırlı olmasını diliyorum. Biliyorsunuz fuar kongre merkezini çok kısa bir süre önce açmıştık. Evet. Şanlıurfa her alanda potansiyelini daha iyi değerlendiren ve bunu vatandaşının, hemşehrisinin de istifadesine sunan bir şehir olma yolunda çok önemli adımlar atıyor. Tarım Bakanımız burada, dün biliyorsunuz saygıdeğer hanımefendi buradaydı. Hı hı. Bu yerel tohumla ilgili de çok güzel bir program gerçekleşti Şanlıurfa'da. Burası tarımın memleketi, aynen, başkenti. Bizim kalkınmamızı, gelişmemizi çok daha hızlı bir şekilde devam ettireceğiz inşallah ve bunu 3 ayak üzerine kuracağız. Turizm, tarım ve sanayi. Hiçbir tanesi diğerinin alternatifi değil. Birbirini tamamlayıcı sektörlerdir ve bunlarla ilgili de çok bilinçli ve ciddi adımlar atıyoruz. Biraz sonra organize sanayi bölgesine de geçeceğiz. Orada da temelini atacağımız yatırımlarımız var. Ve seçime bağlı olarak değil, çok önceden planladığımız çok sayıda inşallah açılışlarımız, temel atmalarımız gerçekleşecek olacak. Organize sanayi bölgemiz harıl harıl şu anda çalışıyor. Mevcut tarım varlığımızı çok iyi inşallah değerlendireceğiz. Tarımsal verimi, üretimi artıracağız. Aynı zamanda bu tarımsal ürünleri alıp gıda organize ihtisas bölgesinde de işleyeceğiz. İkinci, üçüncü ürünlere dönüştüreceğiz. Katma değeri yüksek ürünlere dönüştüreceğiz. Dünyada tarımı ham haliyle yapan hiçbir ülke kazançlı durumda değil. Sayın Valim, bu fuarlarımızın açılması Şanlıurfa'da hem ekonomi de geliştirmiştir, değil mi? Mesela otellerde yer bulmuyor, insanlarımızın işleri çok yoluna girdi. Yani Allah'a şükür zaten turizm alanında da işte atılan adımlar ve bölgede sağlanan güvenli, huzurlu ortam nedeniyle zaten geçen sene biliyorsunuz rekorlar kırdı. Aynen efendim. Ya 1 milyon civarında turist ağırladık. Geceleme sayımız 1 milyon civarında. Bu sene bunu ikiye katlamayı hedefliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız 1,5 milyon diyor ama biz inşallah daha yüksek olacak. Çünkü Göbekli Tepe'yi de açmış olduk ziyarete. Geçen seneki verilerin içerisinde Göbekli Tepe yoktu. Evet. Onunla birlikte şu anda bir ekibimiz Çin'de. Önümüzdeki ay tekrar Çin'e, Japonya'ya gidecekler ve Göbekli Tepe'yi orada tanıtacaklar. Yani biz Çin'den, Japonya'dan, Kore'den, Uzak Doğu'dan inşallah turistler çekeceğiz. İnşallah. Bu varlıklarımızı inşallah. Şimdi tarım fuarı ve buna benzer etkinlikler, faaliyetler çok önemli. Çünkü hem bu sektördeki aktörlerin hepsinin bir araya gelmesini sağlıyorsunuz ve Şanlıurfa bu bağlamda da inşallah fuar ve kongre merkezi olacak. İnşallah. Yani fuar merkezinde fuar ve kongre gerçekleştiği merkezlerden bir tanesi olacak. Bu sektördeki yeni yaklaşımları, uygulamaları, işte üreticilerimiz, çiftçilerimiz görme imkanı oluyor. Alıcılar, satıcılar bir araya geliyorlar, yeni bağlantılar yapılıyor. Ekonomik anlamda da ciddi katkısı oluyor şehre. İnşallah hiç aksatmadan bunları düzenli olarak devam ettireceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tarım fuarındayız. Yanımızda Akçakale Belediye Başkanımız Sayın Abdülhakim Ayhan var. Başkanımızın bir özelliği, pamuğun başkentinden efendim geliyorlar. Başkanım, pamuk, tarım, Akçakale ve tarım fuarı. Neler söyleyeceksiniz efendim? Haran Ovası diyelim yani. Haran Ovası genel. Yani Türkiye'nin en büyük ovaları ve dünyanın en büyük ovalarından biri. Evet. Tabii ki geç kalınmış, öncelikle bu fuar merkezini yapan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi olmak üzere tüm hükümetimize ve tüm ekibe teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün 5. fuar. Ne mutlu bize. Daha önceki fuarlarda, çadırlarda, çamurda, imkansızlıklarda fuarlar yapılıyordu ama bugün nezih, temiz, güzel bir yerde yapılıyor. Tarımda da millileşiyoruz artık. O evet. Da güzel bir şey. Mutluluk verici. Biraz önce Bakan Bey de konuşmasında bunu söyledi. Tarımda da millileşirsek, daha fazla sahip olursak tarımımıza, inan ki tüm Türkiye'yi buradan doyuracak güçte ve ithal etmeye ihtiyaç kalmayacak şekilde biz ihracat durumuna geçecek bir durumda geleceğiz inşallah. Başkanım, buradan mesela hoşunuza giden bir şey oldu mesela, bunu işte Akçakale'de değerlendirelim, çiftimiz kullansın diye. Zaten biz topraktan gelmeyiz, evet. Çiftçiyiz. Biz daha önce de gezmişiz standları, yani kendi yerlerinde, bayilerde falan. Biz tekrar geziyoruz. Farklı yeni gelen ürünler biliyorsunuz artık. Eskiden insan gücüyle ama şu an makine evet. gücüyle tarım yapılıyor genellikle. Farklı makineler olduğu zaman ister istemez şey yapıyoruz yani. Gözümüzden kaçmıyor.
Ben tekrar dediğim gibi ilimize hayır olmasını temennisiyle. Halkımız da var değil mi başkanım? Dostlarımız herkes buraya gelsin, fuarı gelsin, görsünler değil mi efendim? Zaten ben bugün ilk gün olması münasebetiyle bizim bölgenin insanın bir bölümü hep burada gördüm. Evet. Bu da mutluluk verici. İnsanlar bakıyor. Fikir alışverişinde bulunuyorlar. Evet. Yani ilimizde böyle bir fuarın olması gerçekten mutluluk vereceğim. Çok teşekkürler efendim. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol Üstad. Tarım fuarındayız. Tarım fuarında bütün dostlarımızı, belediye başkanlarımızı, bakanlarımızı, valilerimizi görüyoruz. Ve yanımızda sevgili banka müdürümüz Abdülkerim Sabuncu var. Sayın Sabuncu hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Önce yeni göreviniz hayırlı olsun efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlara evet. Vesile olsun. Fuarı geziyorsunuz. Fuarı geziyoruz. Yeni firmaları tanıyoruz. Ufa evet. İçin güzel bir fırsat. Fuarın hazırlanmasında emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Bu fuarların sayısının çoğalmasını istiyoruz, talep ediyoruz. Ufa tarım kenti, tarım bölgesi. Bunların sayısı çoğalmalı. Yılda bir iki defa yapılmalı bu. Evet. Hatta bölgesel olmalı bence. Hı hı. Daha çok firma gelmeli buraya. Tarım kentine bu yakışır bence. Böyle olması lazım. O zaman bütün vatandaşlarımız davet edelim mi? Tabii ki. Bütün ufalar fuarımızı gelsinler, görsünler. Yeni makineler, yeni teknolojik gelişmeler var. Bunları evet. Görsünler. Ufa'nın tarımdaki pasta payı daha fazla olsun, daha çok gelişsin. Onu evet. İstiyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sayın Yazar, kantiner söyleyeceksiniz efendim. Biz Genco sulama olarak bu fuara katılıyoruz. Evet, sulama tekniği misiniz efendim? Sulama, evet. Direkt yağmurlama, damlama, büyük tabancalar. Herkesi fuara bekliyoruz, davet ediyoruz. Sizin evet, aracılığınızla kesinlikle yeni ürünlerimizi görsünler. Evet, çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Tarım fuarındayız. Tabii tarım fuarının en önemli ürünlerinden bir tanesi. Tarlayı sulamak için gerekli olan alet edevatlar. Merhaba efendim. Merhaba efendim. Sizden gelir miyiz? İzzettin Akbaş, Cemre evet. Proje Mühendislik. Çok güzel efendim. Bu nedir şimdi bunlar? Şimdi bunlar tarımsal sulama ile ilgili evet. Takım ve edevatlardır. Evet. Biz tarlada damlama, sulama, fiskiye her türlü şeyi burada bulunduruyoruz. Memleketimize lazım olan her şey şu anda bizim meselemizde hazırdır. Yani tarım için. Sulama için bütün teknoloji burada mevcut mu efendim? Aynen, aynen. Ürünler var. Evet, hepsi var. En küçük en büyüğe doğru. Evet, eksik olanı hemen temin ediyoruz. Evet. Bir sıkıntı yok elhamdülillah. Sıkıntı yok. Sıkıntı bütün yok. Dostlarımızı fuara bekliyoruz efendim. Çok, inşallah. Ha. Çok bekliyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoş çok. Geldiniz. Tarım fuarımızı gezmeye devam ediyoruz. Yanımızda Adil kardeşim var ve Adil Bey ne yapıyor efendim? Tarlanın sulanması için yeni teknolojiyi. Bu roket. Roket mi efendim? Evet, bu? Roket fiskiye. Ne roketi bu? Roket fiskiye. Roket fiskiye. Evet. Bununla ne yapıyorlar efendim? Buna mısır sulama yapıyorlar. Hem mesela bir yüzden gözden suyu fışkırtıyor. O mu bu? Evet. 35-40 metre birden atıyor suyu. Evet. Ondan sonra 4-5 dönüm birden sulanabiliyor. Çok güzel. Sevgili dostlarımızı fuara bekliyoruz. Sizin de mısır tarlanız varsa bu roket fiskiye ihtiyacınız mutlaka var değil mi efendim? Tabii muhakkak. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tarım fuarındayız. Yanımızda bir traktör direksiyonu var. Merhaba efendim. Merhaba abi. Siz tanıyalım. İsmim Halil Koy. Paksoy Teknik Hizmetler'de çalışıyoruz. Yani evet. Şirketimiz olan Topkon. Bu niye durmuyor yerinde? Oynuyor bu. Efendim? Durmuyor çünkü düz gidiyor şu anda. Düz yola gidiyor. Evet, otomatik dümenleme sistemi. Traktörün arazide düz bir şekilde gitmesini sağlıyor. Evet. Bir dakika dur. Ne yapıyor bu traktörün? Traktörün tarlada. Şöyle ekranda göstereyim abi. Traktörün tarlada. Evet, Ömer gel yaklaş Ömer. Burası yol değil mi? Yol değil abi, tarla. Tarlanın içerisindeki yol yani tabii. Evet, tarlanın evet. içerisindeki yol. Hatta daha düzgün bir şekilde gitmesini sağlıyor abi. Buna mesela, bir sistem uyguluyorsunuz. Evet. O sistemle traktör sağa sola sapmıyor efendim. Aynen öyle sapmıyor. Mesela senin yaptığın hataları yapmıyor. Boşluk bırakmadır, üst üste bindirmedir yapmıyor. Evet. O zaman bu sevgili dostlarımızı bu ve buna benzer güzel ürünlerimizi görmek adına fuara bekliyoruz. Doğru mu efendim? Aynen evet. Çok doğru. Teşekkürler ben Halil Bey. Ben Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait standtayız. Tarım fuarındayız. Yanımızda sevgili müdüremiz Sibel Hanım var. Efendim merhabalar müdürüm. Merhabalar Mehmet Bey. Böyle Urfa'da böyle etkinlik olunca halkın birlik beraberliği olduğu bir noktada sizi görmemek artık mümkün değil. Sizi göremeyince sıkıntı yaşıyoruz efendim. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizi gördük, siz bize moral veriyorsunuz efendim. Sağ olun efendim, biz de sizi görünce moral buluyoruz. Eyvallah efendim. Burada yine bir tarım fuarı var, yine Büyükşehir Belediye'miz standı yerine almış. Neler evet. söyleyeceksiniz efendim? Tarım fuarının Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan standında hamarat elleri olarak yine birlikteyiz. Hamarat kadınlarımızın tarladan aldıkları ürünleri evlere nasıl ulaştırdığı konusunda gerek dekorasyonda tarladan gelen malzemelerin dekorasyona nasıl uyarlandığı konusunda, gerek gıda ürünlerinin nasıl sofralarımıza ulaştığı konusunda arkadaşlarımız hizmet veriyor canlı performanslar üzerindeler. Bu fuarda bulunmayı Sayın Başkanımız başta olmak üzere hepimiz önemsedik. Fuarın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Oldukça geniş katılımlı bir fuar olduğunu görüyorum ben. Evet. Hem sanayiciler hem esnaf hem halk tarafından kabul gördü. Açılış itibariyle yoğunluğu hissettirdi. Evet. Dolayısıyla 4 gün sürecek bu fuarın bugünü saymazsak
pazar akşam noktalanacak bu fuarın halkımız tarafından yoğun rağbet göreceğini, talep alacağını düşünüyorum. Mutlaka her Şanlıurfalı ve Şanlıurfa'da bulunan her misafirimiz bu fuarı dönemi içerisinde gelip inceleyip ziyaret etmeli. Hem fuar merkezinin Urfa'daki oluşumuna destek sunmak açısından hem tarım fuarının, tarım şehri olan Urfa'nın Türkiye'de bir yıldız gibi parlaması açısından bu desteği sunmak bizim bir parça insani ve Urfa'ya vefa borcumuz diyelim. Aynen efendim. Müdürümüz şunu söylüyor, yani mutlaka herkes gelsin, hem buradaki hamaleteler standını gelsin hem de tarımla ilgili yeni gelişmeleri yerinde görsün. Yani genelde efendim fuarı, özellikle Büyükşehir Belediye'mizin hamaletelere ait standını mutlaka ziyarete tüm Şanlıurfalıları bekliyoruz. Efendim. Tabii evet. Şu an tarım fuarı oldukça zengin bir koleksiyona sahip. Evet. Farklı şehirlerden katılımcılar da görüyoruz. Bakın Karadeniz'in ürünlerini gördüm ben. İşte Doğu Anadolu'dan gelmişler. Van'ın ürünlerini gördüm. Batı'dan gelmişler. Katılımcılar sadece Urfa'dan değil, dışarıdan da böyle ulusal bir firmaya, bir fuara dönüşmüş. Urfalı olarak beni çok memnun etti. Gittikçe artan bir kaliteyle fuar merkezi yol alıyor. Tüm Şanlıurfa'yı bekliyoruz fuar süresince. Ben çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz Mehmet Bey, sağ olun. Fuarımızı gezmeye devam ediyoruz. Yani şu andaki durağımız Adana'dan gelen firmamız. Ercan kardeşle birlikteyiz. Merhabalar efendim. Merhabalar. Ercan Bey, bizim ürünümüz efendim baskül müydü? Evet, tır kantarları üzerine çalışıyoruz. Tır kantarları ama şeyler de var mı? Tabii endüstriyel basküller üzerine de çalışıyoruz. Evet. Endüstriyel baskülerimiz var. Şimdi hayvan kantarlarımız var. Tır kantarı olmasına rağmen çok hassas herhalde. Tabii kesinlikle. Şu anda ikimiz 180 kilo muyuz efendim? Evet, ben yani şimdi bunların sistemi tabii farklı. Belirli kilolardan sonra yuvarlar. Evet. Dolayısıyla muhtemelen bunun küsuratı vardır ama göremeyiz. O zaman siz mi ağrısın da mı ağrım? Muhtemelen siz ağrısınız. Evet. Burada efendim bu tır kantarımız var hemen yanında. Ömer Faruk gösterse diğer evet. Küçük çaplı şeyler de var efendim. Şurada endüstriyel küçük baskülümüz var. Göstersen alttan. Palet baskülü dediğimiz paletlerin tarttığımız evet. Şurada vinç baskülümüz var, henüz kurmadık. Vinç şurada evet. Tabii hayvan baskülerimiz falan da var, onları getiremedik. Ercan, sevgili dostlarımız, daha fazla ürünlerimizi bu konuda bilgi almak için ne yapıyorsunuz? Fuara mutlaka geliyorsunuz. Kesinlikle. Bunları yerinde görüyorsunuz. Kesinlikle aynı. Bundan yıllar önce bizim Şanlıurfa hemşehrilerimiz ne yapardı? Adana, Çukurova'ya pamuk toplamaya giderlerdi. Artık pamuk Urfa'ya geldi efendim. Niye? Çünkü sevgili Mehmet Yıldız mıydı efendim? Evet, Mehmet. Mehmet kardeşim Adana'dan gelmiş, gelirken bu tohumu getirmiş. Bu tohumu kullandığınız zaman ne oluyor efendim? Şöyle bembeyaz pamuk çıkıyor. Artık Çukurova'ya pamuk toplamaya gitmiyorsunuz. Evet. Evet efendim, ne satıyoruz burada efendim biz? Ne pazar? Burada biz bölgeye adaptasyon sağlayan pamuk tohumu satıyoruz. Randımanı yüksek, verimi yüksek. Evet. Fabrikalar tarafından rahatlıkla alınabilen ve erkenci olaraktan çiftçinin hizmetinde sunduğumuz çeşitlerimiz bunlar. Yani Mehmet Yıldız diyor ki bizim bu ürünümüzü kullanırsanız daha iyi verim alırsınız. Evet. Daha erken verim alırsınız ve daha çok kazanırsınız diyor efendim. Aynen. Ama fazla anlatmayalım. Sevgili dostlarımız, daha fazla bilgi almak için ne yapıyorsunuz? Mutlaka tarım fuarına geliyorsunuz. Kesinlikle. Gelsinler kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Çağır gelsinler. Kesinlikle. Bütün çiftçilerimizi fuarımıza bekliyoruz. Bekliyoruz. Çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Tarım fuarını gezdikçe gördüklerimize inanamıyoruz efendim. Şu anki durağımız Karaköy Belediyesi'ne ait standımız. Standımız evet. Siz tanıyan efendim? Yılmaz Çoban. Karaköy Belediyesi'nin personeliyim ben. Kültür ve Sosyal Müdürlüğü'nde çalışmaktayım. Yılmaz. Bu ne? Nar. Nar da tarıma gidiyor. Evet. Bir de gelen misafirlerimize ne yapıyoruz? Nar suyu ikram ediyoruz. Evet. Sevgili dostlar, tarım fuarını gezmeye gelin. Burada bir nar suyu için devam edin efendim. Biz de belediye tanıtıyoruz değil mi efendim? Evet. Ama en ilk ürünümüz nar. Nar. Yıllarca ne derdik efendim? Karaköprü narlıktır. Evet. Değil mi efendim? Evet. Çok teşekkürler efendim. Rica ederim. Afiyet olsun, şifa olsun. Sağ olun efendim. Daha eskisi yok dedik ve Türkiye gündemine, hatta dünya gündemine oturduk efendim. İşte Göbeklitepe evet. Ve tabii ki yanımızda Haliye Belediyesi'nin sevgili müdürü Kadir Kırcı var. Hocam merhabalar. Merhaba. Hocam çok güzel bir fuar, tarım fuarı aslında. Evet, fuara. Evet. Bu da yerimizi aldık, neler söyleyeceksiniz? Evet, yani ilk defa bir yerleşik fuar. Fuar merkezimiz de çok güzel, çok şık. İnşallah bu fuarlar devam ettiği sürece daha etkin bir hale gelecek. Vatandaş biliyorsunuz bizim her şeyimiz görseldir. Aynen. Yani gördükçe bu tür şeyi kanıksayacak, inanıyorum ki ortak olacak. Ben sizin vasıtanızla bütün Urfa halkını tarım fuarımıza bekliyorum. Çünkü Urfa'nın en büyük getirilerinden biri de tarım, turizm. Aynen. O zaman tarımı en iyi şekilde tanıtmak için bütün vatandaşlarımızı, halkımızı bu fuarımıza davet ediyoruz. Hem yeni ürünleri görmek için evet. Hem de kültür yaşamak için. Efendim. Evet, tabii kültür çok önemli. Biz de Haliliye Belediyesi olarak öncelikle sloganımız Göbekli Tepe'yi en iyi şekilde temsil etmek, tanıtmak. İnanıyorum ki bunun için çabalarımız elbette yetersiz ama Göbekli Tepe'yi işleyerek, dünyaya tanıtarak hak ettiği yere oturtmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Sağ olun efendim. Burada
tarım fuarımızın tabii ki fidelerinin bulunduğu yer. Tabii bunlar nereden geldi? Bunlar Antalya'dan. Siz tanıyalım sizi efendim. Biz İbn-i Sina Abdülmütalip. Abdülmütalip. Şimdi bunlar biber fidesi değil mi? Bunlar evet. Ufalar, o Tobrehan dedikleri efendim. O Tobrehan. Bunlar size diyorlar, başka bunu fesleğen diyorlar. Fesleğen diyorlar, Tobrehan diyorlar. Evet. Domatesler var. Domates var. Patlıcan Diyarbakır'ın Bismil patlıcanıdır. Diyarbakır patlıcanı da var. Evet, Diyarbakır'ın Bismil patlıcanıdır. Ondan sonra Diyarbakır'ın biberi var. Bu Diyarbakır biberi mi? Evet, bu Diyarbakır acı yarım... Acı, yarım siyah biber olur, acı. Yarım siyah? Evet. Ekmek lazım. Peki ne kadar bunların fiyatları? Söyleme dur. Sevgili dostlarımızı bütün bunları görmek için ne yapıyoruz? Fuara bekliyoruz. Şanlıurfa fuarına bekliyoruz sizi. Bütün dostlarımızı fuara bekliyoruz. Tüm dostlarımızı Şanlıurfa fuarına bekliyoruz. Tamam ya, bize tabancalar var burada, film çevirmiyoruz burada, gerçekleri yaşıyoruz. Ben merhabalar. Merhabalar. Siz tanıyalım efendim. Trabzon Silah Sanayi Yurt İçi Satış ve Pazarlama Müdürü Oğuz Bekar. Trabzon'dan mı geldik efendim? Trabzon'dan geldik. Çok güzel efendim. Evet, bugün ne tanıtıyoruz burada efendim? Tarım fuarı dediler geldik ama bizim tarımla bir alakamız olmamasına rağmen... Çiftçi çok para kazanırsa... Yaşa. Yaşayacak efendim, parasını çalmasınlar. Bravo, evet. bravo. Tarım fuarlarında en çok ilgiyi gören firma olduğumuz için de bizi ısrarla davet ettiler. Biz de davete icap ettik. Evet. Peki en güzel silahımız hangisi efendim? Silahlarımızın tamamı aslında NATO standartlarında üretilen tabancalar ve ihraç edilen ürünler. Bize göre hepsi iyi. Bu ne efendim? Bu şu anda... Söyleme. Bunu görmek için ve daha fazlası için ne yapalım? Buraya gelmeleri gerekiyor. Mutlaka tarım fuarına TİSAŞ olarak sizleri bekliyoruz. Bekliyoruz efendim. Efendim tarım fuarında tabii ki tarımla alakalı olarak, çünkü hayvancılıkla alakalı olarak Şanlıurfa Veteriner Hekimler Odası'nın bir standı var. Efendim merhabalar. Merhabalar. Siz tanıyalım efendim. Adım Mehtap Gülalka. Şahran Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda Şanlıurfa Veteriner Hekimler Odası Başkan Yardımcısıyım. Çok güzel. Burada ne yapıyoruz efendim? Gelen çiftçilerimize bilgi mi veriyoruz? Evet. Gelen hayvan sahiplerimizle ya da meslektaşlarımızla meslekle alakalı ya da hayvan hastalıklarıyla alakalı bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. Zaman zaman gelip bu bilgilendirmeleri alıyorlar bizden. Evet. Sorunları olanlar varsa ya da bir ileride çocuklarının veteriner hekim olmasını isteyen aileler varsa gelip bizlerle tanıştırabilirler. Süper. O zaman ne diyoruz? Bakın Sayın Profesörüm, Mehtap Hanım buradalar. Pazara kadar buradayız efendim. Bütün dostlarımızı fuara bekliyoruz. Hem bilgi alın. Hem bilgi alın hem de destek alın ve fuarda neler olduğunu görün. Hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi çalışmalar, hoşçakalın. Teşekkür ederim, sağ olun. Hocam, Şanlıurfa Tarım Fuarı. Arkamızda meşhur Urfa fıstığı var ve yanımızda İzmirli Hüseyin var efendim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk öncelikle. Hoş bulduk. Hüseyin Bey, şunu soracağım ben size. Urfa fıstığıyla İzmir ne alaka efendim? Ne yapmaya geldiniz buraya siz? Biz İzmir'den buraya geliş sebebimiz internet üzerinden birçok Urfa'daki yaşayan hem Antep fıstığı yetiştiriciliği... Adınızı yok, Urfa fıstığı efendim. Urfa fıstığı, evet. Özür dilerim. Belgel biraz. Evet, Urfa fıstığı. Evet, devam edin Sayın Bey. Urfa fıstığı yetiştiriciliği yapan birçok çiftçimiz internet üzerinden bizden ürün talep ettiler ve ürünümüzden çok memnun kaldılar. Çok iyi talepte bulundular. Yani illene bizim fuarımıza katılın dediler. Tamam. Ve yaklaşık 1400 kilometre yol kat ederekten buraya geldik. Hem Urfa fıstığını işte bu. Urfa fıstığının Urfalılara ne kadar faydalı olduğunu, ne kadar kalitesini yükselttiğini tanıtmak için sizlerle buluştuk. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben şunu söyleyeyim Sayın Bey ile. 3 madde sayacağız. Gerisini öğrenmek için buraya geleceksiniz efendim. Hani televizyon başında oturayım olmaz. Ne yaptı efendim? Bir kurmayı önlüyor ağaç kurmasını. Aynen doğru. %20 fıstık fazla verim veriyor efendim. Aynen doğru. Kireci ve kili önlüyor, çözüyor. Aynen öyle. Bir de Antep fıstığında... Abi Antep fıstığı, Urfa fıstığı. Urfa fıstığı, evet. Özür dilerim. Tamam. Urfa fıstığı ile alakalı sulama problemi olan herkes muhakkak bu ürünü kullansın. Tamam. Deme ürünü kullansın, buraya gelsinler. Direkt buraya efendim, gelsinler. Fıstık ekiyorsanız, fıstığınız varsa, fıstıkla ilgiliyseniz, alakalıysanız mutlaka bu standa gelin. Hüseyin kardeşimizi görün diyoruz. Urfa fıstığında %100 gübre 1 numara. 1 numara. Muhakkak bekleriz. Şanlıurfa'da yaşayan dostlarımız çok iyi bilirler ki Sayın Mehmet Kaya'nın başında bulunduğu ticaret borsasında sürekli mailler gelir. İşte buğday borsası kuruldu, fiyat bu kadar. Pamuk borsası kuruldu, fiyat bu kadar vesaire. Ve tarım fuarındayız. Başkanım, çok güzel bir fuar. Sizinle alakalı bir fuar, neler söyleyeceksiniz efendim? Ya tabii ki bugün bizim için bir mutlu bir gün. Beşincisi düzenleniyor bunun. Evet. Beşincisi düzenlenirken de daha önce çadırlarda fuarları geçiyorduk. Evet. Kışın çamur içerisinde, yazında sıcaktan yanıyorduk. Toz toprağın içindeydik. Şu anda işte bak gördüğünüz gibi kapalı alan bir tarım fuarımız yapıldı. Gerçekten hükümetimize, ilgili bakanlarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi'ye teşekkür ederiz. Böyle bir kalıcı bir fuar alanı yaptılar bize.
Bu da tabii bizim için mutluluk verici bir şey. Önemli olan burayı kullanabilmek. Kesinlikle efendim. Önemli olan buradan yararlanabilmek. Hem çiftçimiz açısından hem vatandaşımız açısından. Vatandaşımız gelip buraları görsünler. Sayın Başkanım, fuarı gezme şansı buldunuz herhalde değil mi? Evet. Tarımı artıracak ürünler, bir sürü ürün çıkmış değil mi efendim? Ya çeşit çeşit ürünler çıkmış. Ürünleri hem tanımak önemli. Onları görmek önemli. Tabii ki de teknolojik yenileme, işte gördüğünüz gibi buğday çeşitlerinden tutun diğer tarım ürünlerinin tüm çeşitlerinde yenilikler var. Evet. Yeni gelişmiş tohumlar var, yeni gelişmiş teknolojik aletler var, teknolojik makineler var. Bunları çiftçimizle özellikle buluşturmak önemli. Bunlara bir yenilikleri göstermek önemli. Tarım fuarları bu açıdan çok önemli bir yeri bizim evet. için. Çiftçimizin, sanayicimizin ve Urfalı hemşerilerimizin de buralara gelip yeni ürünleri, yeni gelişmiş olan teknolojik gelişmeleri görmelerini tavsiye ediyoruz. Bizim için iyi olur. Şanlıurfa'mız açısından iyi olur. İnşallah bundan sonra da bol bereketli yıl diliyoruz. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Sayın Sevindik efendim, siz burada tohum satıyorsunuz efendim. Evet, ata tohumculuğu. Nereden geldik efendim biz? Polatlı Ankara firmasıyız. Ata tohumculuğu. Ankara firmasıyız efendim. Ankara firması. Evet. Evet. Şimdi bu ürün ne yapıyor buğdayımız efendim? Biz de fuara ikinci yılımız bu. Evet. Urfa fuarına. Fuardan da memnunuz. İnşallah daha da iyi olacak. Yerde hayırlı olsun bu arada. Ürünü söyleyeceğim. Evet. Ürün bir yarış var. Teknolojik yarış olduğu gibi. Yeni çeşitlerimiz var. Bölgeye uygun yeni çeşitler geliştirdik. Hem kalite açısından hem verim açısından. Bölge çiftçisine hizmet etme amaçlı ürünler geliştirdik. Çok onları tanıtıyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili dostlar, aslında ben birçok soru sorabilirdim. Çok cevapları alabilirdim ama kolaya kaçmıyoruz. Hepinizi fuara bekliyoruz ki bunları yerinde görün, sorun, alın. Kardeşimiz ismi Halil demek, kendisi Urfalı. Tabi bu un, görmüş olduğunuz pastanın, makarnanın, ekmeğin yapıldığı un. Tabi burada un çeşitleri var değil mi efendim? Halil evet, un çeşitleri var. Şurada yeni ürünler, milletin özellikle sağlığı için yeni kaliteli ürünler elde etmeye çalışıyoruz. Mesela ne fark var diğer? Fark olarak şu var. Şekilde, mesela piyasada bugün kepekli un olarak çok piyasada un yok. Evet. Bugün hep beyaza yöneldiği için millet, dolayısıyla sağlık problemleri çok fazla oluyor. Kilo oluyorlar efendim, evet. Sindirim vesaire. Biz mesela şu gördüğünüz kepekli un iç piyasada çok fazla olmayan, nadir bulunan kepekli un. Biz bunu her tarafa yaymaya çalışıyoruz. Kişi bunu kullanıp ekmek yapıp yediği zaman zaten çok kısa sürede sindirimin düzeldiğini, zamanla çok kısa sürede faydasını çok sindirim görecek. Fazla rahat yiye ve yeme rahat şişkinlik yapmıyor değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Fazlası için ne yapalım? Kesinlikle. Sonra gelsinler. Tabii burada tabii gelip görmeleri lazım. Yani çünkü yeni ürünler gelişiyor burada, yeni ürünler oluyor. Her gün yeni bir çeşit bir şey elde ediliyor. Dolayısıyla insanların gezip görmesi lazım. Gezmeden bunları onu görmesi var. Mümkün herkes değil. Evet. Tabii bu fuar her zaman için ele geçmez. Yılda bir olan bir fırsattır. Dolayısıyla evet, herkesin gelip görmesi lazım. Çok teşekkür ederim. Fuarında TKDK standındayız. Beyanımızda Sayın Sadık Yetim var. Efendim merhabalar. Merhaba. Hayırlı olsun efendim standımız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sayın Yetim, burada ne yapıyoruz efendim TKDK olarak? TKDK olarak burada yaptığımız yatırımları sergiliyoruz. Gelen vatandaşlarımıza yatırım yaptığımız alanları anlatıyoruz. Evet. Burada çok güzel bir fuar alanı var, çok güzel partnerler var, fuara gelen çok güzel firmalar var, çok ortaklarımız var. Evet. Buradan sizin aracılığınızla herkesin fuara gelip fuarı dolaşması, gezmesi, hem Urfa'mıza kazandırılan bu alanı görmeleri, aynen, hem de buraya gelen firmaların ne kadar güzel şeyler yaptığını görmelerini istiyoruz. Sizin aracılığınızla herkesi buraya davet ediyoruz. Aynen. TKDK'yı da burada tanıtmış oluruz. Sayın Yetim, şunu soracağım. Mesela buraya gelen bir insan, bir vatandaş, burada sizinle oturup bir çay içerken, işte ben yatırım alabilir miyim, destekleme alabilir miyim, o konuda bütün bilgileri alabilir değil mi efendim? Biz zaten onun için buradayız. Evet. Buraya geldiklerinde her türlü bilgiyi hazır bir şekilde, uzmanlarımız, personelimiz burada gördüğünüz gibi hazırda bekliyor. İstedikleri bilgiye anında ulaşıyorlar. Fuarlar da bunun için var. Aynen. Onun için bu tür ulaşamadım, göremedim, gidemedim denen bir kurum varsa, aynen, Tarım İl Müdürlüğümüz de var, TKDK da burada. Hepsi burada efendim. Diğer kurumların hepsi burada. Vatandaşlarımız buyursunlar, gelsinler, birebir sorularını sorup cevaplarını alsınlar. Aynen. Bu iyi bir fırsat. Kesinlikle efendim. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili dostlarımız, TKDK burada. Siz yatırım yapmayı düşünüyorsanız, bir tarlada, bağda, bahçede bir iş düşünüyorsanız, gelin burada bilgiyi en sağlıklı ağızdan alın. Evet, sağ olun.
Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Siz tanıyalım efendim. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tohumculuk Satış ve Dağıtım Şube Müdürü. Nereden geldik? Ankara'dan mı geldik? Ankara'dan doğru. Katılıyoruz. Ceylan Pınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü de bizim burada Urfa'da. Tarım İşletmesi Müdürlüğü TİGEM mi oluyor efendim? TİGEM oluyor, evet. Devlet kuruluşu. Devlet kuruluşu, çok güzel. Evet. Bu da ne yapıyoruz efendim hanımefendi? Bizim Türkiye'nin her bölgesine uyabilecek her türlü tohumlarımız mevcut. Evet. Yani bu tohumlarımız, ayrı bir tohum mu var? Tabii ki. Güneydoğu çeşitlerimiz ayrıdır. İç Anadolu bölgesinin çeşitleri ayrıdır. Akdeniz, Ege bu şeklinde çeşitlerimiz ayrı ayrıdır. Bu iki farklılıklara göre her bölgeye ve özellikle Güneydoğu çeşide gerek makarnalı, gerek ekmeklik yönünde ciddi anlamda güzel çeşitlerimiz var. En önemli zaten geçen sene Ceyhan 99 son 5 yıl içinde Güneydoğu'da rekor kuruyoruz. Geçen şunu söyleyeyim ben size. Dahasını anlatmayalım. Evet. Amaç insanlar burada gelsinler fuarda. Evet. Bilgi alsın efendim. Evet. Bakın siz de zaten. Ürünlerden daha fazla verim almak istiyorsanız, bilgi almak istiyorsanız. Kesinlikle. Bekliyoruz. TİGEM'e bekliyoruz. Fuara bekliyoruz. Teşekkür tamam. ediyoruz. Çok sağ olun. Fuarımızı gezmeye devam ediyoruz. Yanımızda misafirlerimiz var. Ceylan Pınar'dan Mustafa Bey efendim. Değil mi efendim? Yusuf Özkul. Özkul efendim. Büyükşehir Belediye Meclisi. Meclis üyemiz efendim. Fuara gezebildik mi? Fuarımız çok güzel. Harika bir şey. Bütün vatandaşları, çiftçileri buraya davet ediyoruz. Gelsinler, görsünler. En azından şeyi kalmayacaklar. Yani bir yenilikler var efendim. Yenilikler var. Urfa'ya güzel bir şeyler oluyor yani. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olasın. Efendim sevgili Fevzi Aydınlık. Fevzi Sarım dedik. Urfa'da tanımayan yok seni. Teşekkürler. Reklamın kanalını yaptı sana Fevzi. Evet. Nasılsın, iyi misin Fevzi? Teşekkür ederim. Sağ ol, sizler de iyisiniz. Biz de inşallah. Efendim. Bu tarım aletleri sanki iyi değil gibi. Söyle niye? Ayağımı arkattılar efendim. Telafi edeceğiz. Telafi edeceğiz. Efendim şunu söylüyoruz. Tarım için, tarla için, bağ için, bahçe için gerekli olan bütün aletler var, burada var. Tabii üst tarımda bulabilirler değerli çiftçilerimiz. Bunlar mizer nedir bunlar? Anladın mı bunları? Pamuk mizerlerimiz. Pamuk mizerleri var. Mısır mizerlerimiz, hububat mizerlerimiz, rotavatorlarımız, rotatillerimiz, bahçe tipi rotavator gruplarımız, evet. Kepçe gruplarımız, ilaçlama makinelerimiz. Dur orada. Çapalarımız. Evet. Daha fazlası için ne yapmak gerekiyor? Daha fazlası için değerli Şanlıurfalı hemşehrilerimizi, tüm çiftçilerimizi Şanlıurfa Gıda ve Tarım Hayvancılık Fuarı'na bekliyoruz kendi standlarımızda. Yani illeğin ekipman almaları önemli değil. Tabii kendi standımıza gelsinler, çayımızı içsinler, kahvemizi içsinler ama hemşehrilerimizi burada bekliyoruz. Daha bir iyi bir fuar için hemşehrilerimizin ziyaretçi olarak gelmeleri, tabii ki doğal olarak sayısal olarak artması gerekiyor, gelmeleri gerekiyor. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Sağ olun. Saygılar sunuyoruz, sağ olun. Hem tarım fuarındayız, tabii ki bölgemizin bütün sevilen firmaları buradalar. Ürünler burada, çiftçimiz burada, halk burada. Ama bitti mi bitmedi. En çok sevdiğimiz komşu illerimizden Elazığ'dan efendim Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürümüz Turan Bey de aramızda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Efendim gezebildik mi fuarımızı? Şimdi biz bugün özellikle hem Urfa tarımına hem Urfa'da bu ortaya konulmuş olan emeğe destek vermek için Elazığ'tan bir üretici grubumuzla birlikte geldik. Çok güzel. Açılışına katıldık ve sağ olsun Sayın Bakanımız Doktor Ahmet Eşref Fakıbaba fuarımızın açılışını gerçekleştirdiler. Evet. Dolayısıyla katılım güzeldi ve inşallah 4 gün sürecek olan bu fuarımızda bütün bu firmalarımız o hedefledikleri karşılığı burada bulurlar. Çünkü ben özellikle bu fuara katılım sağlayan, emek ortaya koyan, maliyet ortaya koyan firmalarımızı tek tek tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çünkü onların katılmadığı fuarlardan bizim bir sonuç elde etmemiz kesinlikle mümkün değil. Evet. Şunu iyi biliyoruz ki fuarcılık anlayışı yeni teknolojilerin, tarım ve hayvancılık alanında kullanılan makine ekipmanların üreticiyle birebir buluşturulması. Tamam belki bugün internet ağlarımız geniş, insanlar kolay bir şekilde bir yerlere ulaşabiliyorlar. Ancak şunu hepimiz iyi biliyoruz ki eğer kişi dokunamıyorsa, birebir makineyi göremiyorsa ondan tam manasıyla özelliğini öğrenemez ve sonuç alamaz. O yönüyle biz fuarları bu manada önemsiyoruz. Ve burada işte Start Fuarcılık biliyorsunuz uzun yıllardır burada fuarcılık yapıyor. Evet. Ben onları da tebrik ediyorum bu yayın aracılığıyla. Gerçekten hem bir teşekkürü de tabii ki hem hükümetimiz hem de Büyükşehir Belediye'miz ve Belediye Başkanımız hak ediyor. Geçen sene ben gene katılmıştım Şanlıurfa fuarımıza ama çadırda yapmıştık. İşte bugün bak geliyoruz modern, güzel. Peki, bütün tabii altyapısıyla hazırlanmış olan bir fuar merkezinde 100'ün üstünde firmamızın katıldığı, belki 300'ün üzerinde marka değerle burada üreticiyle buluşturduğumuz bir fuardayız. Tabii ki burada sadece Şanlıurfalıları değil, Şanlıurfa başta olmak üzere bölge illerinin tamamının üreticilerini biz bu fuarda kesinlikle bunu kaçırmamalarını ve buraya gelip bu fuardan istifade etmelerini biz bekliyoruz. Ve ben inşallah nasip olursa Elazığ'a bugün döneceğim.
Elazığ'dan ikinci bir üretici grubunu da yine buraya yönlendirmeyi, göndermeyi düşünüyorum. Gelsinler, bu makine teçhizatları görsünler, yeni teknolojiyi takip etsinler. Bu vesileyle sizler de işte hem fuarı, hem Şanlıurfa'mızı, hem de bizlerin sesini işte kamuoyuyla paylaştırıyorsunuz. Bu manada sizlere de teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz, tebrik ediyoruz. Çok teşekkürler müdürüm, çok sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Sevgili dostlarımız, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nihat Çiftçi'ye ne kadar teşekkür etsek azdır. Ama arkasından da Start Fuarcılığa, sevgili çalışanlarına, yöneticilerine, Musa Bey'e, bütün ekibine ne kadar teşekkür etsek azdır. Çünkü halkımızın bilinçlenmesi adına, halkımızın doğru ürün elde etmesi adına, inşaat yapması adına, evlenmek adına, oto adına her şey bu fuarda oluyor ve olmaya devam edecek. Musa Bey, efendim sizi tebrik ediyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Fuarı gezdik efendim. Buğdayından ununa kadar, mısırından tabancasına kadar, traktöründen mibzerine kadar, sebze fidesinden tutun da, kültürüne kadar her şey fuarda mevcut. Doğru. Neler söyleyeceksiniz efendim? Özellikle sizin nezdinize, kanalınıza teşekkür ediyorum. Güneydoğu TV'ye. Her zaman bu duyarlılığı gösteriyor. Biz çünkü bu sene 6. yılımız, evet, Şanlıurfa'da. İlk geldiğimiz yıllarda hakikaten çok zor şartlar altında fuarlar düzenledik. Çünkü fuar bir kültür. Evet. Bunun bir ihtiyaç olduğunun ortaya çıkması için ciddi mücadele vermeniz lazım. Evet. Bu bilinci yerleştirmek için ciddi mücadelelere vermeniz lazım. Çok şükür bizi buraya söylemeden geçemeyeceğim. İlk 6 yıl önce TÜMSİAD Genel Başkanımız Sadık Sadi Bey, evet, davet etmişlerdi. İnşaat fuarıyla başladık Şanlıurfa ilimizde. İkinci yıl tarım fuarını ilave ettik. Bu sene 5.sini gerçekleştiriyoruz tarım fuarımızın. Tabii ta o yıllarda yine bir anımı ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Buyurun efendim. Bizim ilk geldiğimiz yıl çadırda 11 Nisan eski stadyumunda fuar düzenlemiştik. O zaman Nihat Bey, Nihat Çiftçi Başkanımız Karaköprü Belediye Başkanı'ydı. Evet. Bizi davet ettiler sağ olsunlar. Bir fuar alanı projesi hazırlamışlar. Bizim fuarı gezip gördükten sonra orada bize belediye yetkilileri arkadaşlarımız bir sunum yaptılar fuar alanıyla ilgili. Aynen burasıydı. Şu an oturduğumuz yerle ilgili o dönemde Nihat Başkanımız böyle bir proje hazırlığı vardı. Tabii biz zaman gerekiyordu bu fuar kültürünün yerleşmesi için. Hem katılımcı nezdinde, kesinlikle, hem ziyaretçi nezdinde bu kültürün yerleşmesi gerekiyordu. Biz de o şeyle, heyecanla, o şevkle Nihat Başkan'ın o dönemde gösterdiği ilgi alakayla, STK'larımızın göstermiş olduğu ilgi alakayla gerçekten çok risk alarak, büyük risk alarak o fuarlarımızı hayata geçirdik. Ve bunun sonucunda da yine kısmet Nihat Başkan'ıma oldu. Aynen. Böyle ben her zaman diyorum, gerçekten Allah razı olsun, hem Ekonomi Bakanlığımızdan, başta da Nihat Çiftçi Başkanımızdan. Çünkü biz birçok ilde fuar düzenleyen bir şirketiz. Evet, evet. İstanbul'dan sonra Türkiye'de en modern fuar merkezlerinden birisini kazandırdı Şanlıurfa'mıza. Gerçekten şükran borçluyuz kendilerine. Artık bundan sonra biz sadece Şanlıurfa'da değil, Şanlıurfa dışından da buraya çok fazla katılımcı getirmemiz lazım. Kesinlikle. Hatta gezdiğiniz zaman fark etmişsinizdir. Bu sene dışarıdan vardı. Adana, Antalya, İstanbul'dan, Konya'sından, Diyarbakır'ından, çevre illerimizden birçok ilden katılımcı firmamız var. Evet. Bundan sonra Allah'ın izniyle bu sayılar artarak gidecek. İnşallah. Haliyle ne olacak? Bizim burada ne kadar dışarıdan çok katılımcı firma sağlarsak, bunların Şanlıurfa ilimizin ekonomisine sağlayacağı katkı, getireceği ticari hareketliği hepimiz hissedeceğiz bunu. Aynen. Otelcisinden, taksicisine, lokantacısından, isot satan herkes, inanın buradan mutlaka menfaatlenecektir. Çünkü biz buna inanıyorum. 25 yıldır ben bu sektörün içerisindeyim. Ne kadar bir profesyonelce işinizi yaparsanız yapın, evet, fuarcılık sektörü Mehmet Bey çok farklı. Çok farklı. Şehrin dinamiklerinin sahiplenmesi gerekiyor. Kesinlikle, evet. O zaman fuarları başarıya ulaştırabiliyorsunuz, başarıya taşıyabiliyorsunuz. Biz de bunu Şanlıurfa ilimizde gördük. Büyükşehir Belediye'mizden, valiliğimizden, ticaret odamızdan, ticaret borsamızdan, evet, ziraat odamızdan, en son bakanımızı da söyleyeceğim zaten. Evet. Ziraat mühendisleri odamızdan, TÜMSİAD, MÜSİAD, ASKON, ismini unuttum lütfen bağışlasınlar. Bütün STK'larımız gerçekten ve Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığımız, şu anda da zaten hemşerimiz Şanlıurfa ilimizden, evet, bugün de açılışımıza teşrif ettiler. Yine kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Nihat Başkanım da Ankara'da olması münasebeti ile zaten bütün katılımcılarımıza burada çiçek gönderdi. Aynen, evet. Bütün standlara. Evet, Nihat Başkan'a da şükranlarımızı sunuyoruz. Gördüğünüz gibi hem katılımcımız nezdinde hem ziyaretçi nezdinde hakikaten güzel bir fuar geçiriyoruz. Ama özür dilerim, ben söyleyeyim size Musa Bey. Şimdi ben iki noktaya değinmek istiyorum. Birincisi, değindiniz az önce.
Ben geçtiğimiz yıl İzmir'e gitmiştim bir maç için. Kitap fuarı olduğu için otellerde bulamamıştık. Evet. O bir benim aklımda bir uhde olarak kalmıştı. Demiş, Allah Allah, Urfa'da bir gün yaşayacak mıyız? Şu an yaşıyoruz, bu bir. İkincisi, önce standlarımızı gezdim mesela. Ya sebze fidesi yemiş mesela. Patlıcan, işte Diyarbakır patlıcanları, Diyarbakır biberi, evet. Antalya ürünleri. Ben daha iyi unda nasıl verim alabiliriz? Hatta mesela şunu söyleyeyim, gelen dostlarımıza tekadaka burada diyor ki, İşte şura şura yatırım yapabilirim derseniz gel bilgi verelim. Proje bozuk boyutunda. Bir profesör hanımefendi vardı veteriner hekimler odasında. Diyor ki insanlar bize soru sorsunlar. Hem çocukların veteriner olması için hem de ürünlerden işte hayvanlarla ilgili bilgi almak için. Yani burada her şey var. Tabii şimdi fuarların zaten kuruluş amacı budur. Evet. Şimdi fuarlar yüzyıllar önce batıda insanların evlerinde, bahçelerinde ürettikleri el işi göz nuru dediği şeyleri götürüp pazarda satmalarıyla bu sektör oluşmuş. Aynen. Şu anda batıda sadece bu fuarcılık sektöründen geçinen kentler var artık. Yani Almanya'da Frankfurt gibi, evet. Berlin gibi, İtalya'sı, Amerika'sı, İspanya'da birçok ilde artık fuarcılık bir devasa bir sektör. Kesinlikle, evet. Bunun amacı nedir? Şimdi Türkiye'de 30 yıldır biz fuarcılık sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Sektörün geçmişi Türkiye'de 30 yıl. Evet. Daha önceleri sadece İzmir'de fuar düzenlenirdi hatırlarsanız. Fuarcı, evet, ama meşhur. Rahmetli Özal'ı da anmadan geçmeyelim. İnanın rahmetli Özal döneminde Türkiye bir ekonomik değişiklik süreci yaşamıştır. Evet. Yani serbest piyasa ekonomisine geçilmiştir. Bu sürecin sonucunda da rekabete dayalı ekonominin sonucunda da fuarcılık sektörü de olmazsa olmazlardan biri haline gelmiştir. O dönemde de rahmetli Özal fuarcılık sektörüne ciddi katkılar sundu. Kesinlikle. Çünkü bir ürünü sadece üretmeniz yetmiyor. Onu satmanız, pazarlamanız, pazar alanı yaratmanız lazım. Evet. Şimdi Şanlıurfa elimizde ben dışarıdan gelen bir firma olarak gözlemliyorum 6 yıldır burada. Müthiş hem kentleşme anlamında ciddi gelişmeler gözlemliyorum. Hem de organize sanayi bölgemizde ciddi yatırımlar artık yapılmaya başlandı. Bunlardan birisinde de şahit oldum. Bir Alman devi şu anda devasa bir yatırım yapıyor buraya. Şimdi bu firmamızın yaptığı yatırımın ürettikleri ürünü pazarlayacağı alanlar da bizim kesinlikle yapacağımız düzenleme fuarlardır. Aynen. O alanlardan birisi. İnşallah Şanlıurfa ilimize tarım fuarından sonra da daha farklı her ay bir fuar projesi. Evlilik var mı efendim? Evlilik var mı orada? Evlilik dünyası fuarımız da var. İnşallah 10-13 Mayıs'ta diyoruz ki bu fuarı gezmeden kimse evlenmesin. Aynen efendim. 10-13 Mayıs'ta evlilik dünyası fuarımız var. Ayrıca 10-13 Mayıs'ta aynı şekilde de otoshow fuarımız var. Çok güzel. Gittikçe biz Şanlıurfa ilimizde fuar sayımızı artıracağız. İnşallah her aya bir fuar projemiz var. Bunu Nihat Başkan'la da arz ettik zaten. Şimdi turizm, Urfa aynı zamanda tarımın yanı sıra bir turizm kenti. Turizm, evet efendim. Turizm kenti, turizme yönelik de bir projemiz var. İnşallah bu sürprizi de yakında Turizm Bakanımıza da ilettik. Geçen buraya gelmişlerdi kendileri Numan, evet, Beyler. Kendilerine arz ettik projemizi. İnşallah Ankara'da da dosyamızı sunacağız. Bakanlığımızın inşallah uygun görmesi durumunda bakanımızın himayelerinde destekleriyle turizm sektörüne yönelik bir projeyi de hayata geçireceğiz Şanlıurfa elimizde. Usta Bey, peki fuarımızla ilgili olarak insanlarımız pazar günü akşama kadar mı fuarımız mevcut? Evet. Ona bilgi verelim. Hangi gün, saat kaçta başlıyor, kaçta kapanıyor, insanlar hangi saatlerde gelebilirler, onu bir bilgi verelim. Şimdi fuarımız sabah 10'da... Cumartesi pazar bugün. Evet. Bizde. Bugün evet. Cumartesi pazar sabah 10.30 gibi başlıyoruz. Akşam 19'da kapanıyor. 7'ye kadar, evet, evet, 7'ye kadar. Namaz kılma yeri de var efendim. Yemek yeme yeri de her şey mevcut burada. Bütün sosyal anlarımız mevcut. Evet. Mescidimiz de mevcut. Abdesthanemiz de varınca her türlü imkanlarımız. Çünkü dedim ya, modern bir fuar merkezimiz var artık. Yok, yok, her şeyimiz, eksiğimiz bile olsa binamız yenidir. Aynen. Önemli olan bu projenin hayata geçmesiydi. Önemli olan bizim fuarları düzenleyebilmemizdi. Aynen. Daha modern ortamlarda Urfa'ya yakışır şekilde inşallah bundan sonra da daha güzel fuarlarda buluşacağız. Ama Şanlıurfalı halkımızı gerçekten bu fuarı gezmeye davet ediyorum. Aynen efendim. Çünkü Şanlıurfa ilinin ekonomisi, ilimizin ekonomisi tarım ağırlık, tarıma dayalı bir ekonomi. Evet. Tarımın her alanında, teknolojisinden az önce siz de bahsettiniz, tohumuna, gübresine, fidesine, her burada şitil mi deniyor? Şitil, evet. Şitil denir değil mi? Evet. Fide. Yani her türlü ürünü burada bilirler. Tarımın, sektörün her türlü yeniliklerini, yeni teknolojileri burada görebilirler. Lütfen gelip gelsinler. Giriş ücreti alınmıyor. Giriş ücretsizdir. Tamamıyla çiftçimize, halkımıza yönelik açılmış bir fuardır. Lütfen gelip gelsinler. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bir anekdot daha. Lütfen. Lütfen. Şimdi
Şanlıurfa ilimizin dışında dışarıdan çok gelen katılımcı firmamız var. Evet. Bu firmalarımız Urfa'ya gelirken, Şanlıurfa ilimize gelirken şöyle bir beklentiyle geliyor. Önemli bir konu bu. Bütün buyurun, evet. Çok masraf yapıyorlar. 5-6 kişiyle ekip olarak buraya geliyorlar, otellerimizde konaklıyorlar, lokantalarımızda yemek yiyorlar. Bu insanlar da buraya geldiklerinde istiyorlar ki ürettikleri ürünü Şanlıurfa çiftçisi gelsin görsün. Evet, aynen efendim. O çiftçiye, Şanlıurfalı çiftçimize ürünlerini tanıtmak istiyorlar. Lütfen bu kadar emek verip bu fuara katılan, hazırlık yapan firmalarımızı da destekleyelim. Aynen efendim. İlginize çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ekleyeceğim müdürüm. Efendim Musa Bey, katılmıyorum. Niye katılmıyorum? O çiftçiler için değil. Kendiniz için gelin. Fıstığınızda %20 verim almak için gelin. Bravo. Buğdayınızda daha fazla ürün almak için gelin. Haşerattan kurtulmak için gelin. Daha güzel sebzeler almak için gelin efendim. Buradaki işte acıca gördük traktörleri, mibzeleri kullandığımız zaman pamuğumuzu daha fazla biçerek daha kolay almak için gelin. Evet. Destekleme almak için gelin. TKDK'nın imkanlarından faydalanmak için gelin. Efendim veteriner profesörümüzden gelip işte benim hayvanımda şu var şu var sormak, cevap almak için gelin. Çocuğum veteriner olsun, şunu yapmak gerekiyor mu demek için gelin. Arabanız yoksa 74'e binin gelin efendim. Ben olmaz Musa Bey. Çünkü hakikaten şunu söyleyeyim, ben bugün dikkat ettim. Burada 74 numaralı otobüslerimiz buradan geçiyorlar. Hemen bindiğin zaman belediyemize ait 74 numaralı otobüsler buraya geliyor. Musa Bey'in bahsettiği gibi giriş ücretsiz. Ama gerçekten o kadar çok güzel şeyler var ki. Bulgurundan buğdayına, tohumundan Karadeniz tabancasına kadar her şey var. Ya ben diyorum ki burayı gezmeyen insan çok şey kaybeder diyoruz. Pazar günü akşama kadar buradayız. Mutlaka bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz. Değil mi Musa Bey? Tabii kesinlikle çiftçilerimizi, halkımızı buraya bekliyoruz. Hakikaten fuar, modern bir fuar merkezinde çok şık bir fuar göreceklerdir. Bu arada izniniz olursa yönetim kurulu başkan yardımcımızı da burada yanımıza alalım. Efendim, Ozan Bey. Ozan Bey de gelsin. Hazır ayak okan elimizde. Evet. Ozan anımızda. Ozan Bey merhaba efendim, hoş geldiniz. Efendim sizi tanıyalım. İsmim Ozan Öztürk. Evet. Start Fuarcılık Yönetim Kurulu. Böyle yakışıklar falan getirmeyin müdürüm böyle. Evet. Evet, siz neler söyleyeceksiniz? Güzel bir fuar efendim, neler söyleyeceksiniz? Valla bu yıl 5.sini düzenliyoruz. Evet. İlk defa fuar alanında düzenliyoruz. Ben de dün gelme fırsatım oldu iş yoğunluğundan dolayı ve gerçekten bu haliyle görmek bizi çok mutlu etti. Musa Bey'in önderliğinde bizde güzel bir fuar alanı kazandırıldı belediyemizin önderliğinde bize. Biz de mutluyuz böyle bir fuar açtığımız için. Aynen. Bir de şu da çok önemli Musa Bey. Mesela bizim bölgemizin insanları hani beyazı Haran Ovası. Evet. Buğdayla, arpayla, mecmeyle ve pamuğuyla meşhur bir bölgemiz. Bir de Urfa fıstığı dediğimiz fıstık, Antep fıstığı derler ya. Evet. Antep Antep değil, Urfa fıstığı. Urfa. Türkiye'de en çok fıstığın üretildiği yer. Kesinlikle. Madem biz bu pamuğu, bu mısırı, bu fıstığı üretiyoruz burada, buğday üretiyoruz. Neden işte? O zaman daha fazla verim almak için. Değil mi efendim? Tabii be. Bu fuara gelmek gerekiyor. Tabii. Bir de şu konu var. Şimdi artık ağlama dönemi geçti. Az önce Sayın Bakanım da içeride söyledi ya. Evet efendim. Artık ağlama süreci geçti. Çalışma. Yani eğer Urfalı çiftçimiz burada fıstığı üretiyorsa burada da işlesin. Kesinlikle. Eğer burada farklı ürünler üretiyorsa, pamuk üretiyorsa işlesin, sanayisi de burada olsun. Aynen efendim. Çünkü çiftçi bir kilo fıstığı atıyorum 10 TL'ye satıyorsa bunu, evet, işleyen firma Antep'te, başka, evet, İstanbul'da, başka ilde 50 TL kazanıyor. Kesinlikle. Çiftçimiz 10 TL kazanırken başka yerlerde buradaki çiftçimizin göz nuruyla çok büyük ciddi emekler vererek ürettiği üründen başkaları daha fazla para kazanıyor. Aynen. İşte bunu yakalamak için, o sanayileşme sürecine girmek için bu teknolojiyi de gelip burada görmek lazım, yerinde görmek lazım. Bakanlığımızın az önce yine siz söylediniz, evet, sağladığı çok büyük kredi imkanları var. Aynen. Hibe krediler var. Projeler var. Bu projelerini getirip burada bu projeler hakkında ciddi bilgi alabilirler. Çünkü bakanımızın bu konularla ilgili bütün kurum kuruluşları da burada. Ve standarda. En deneyimli elemanlar da burada efendim. Evet. Bütün deneyimli insanlar, aynen, da burada yani. Efendim, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Güneydoğu TV ailesine artık şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah. Çok teşekkür, İnşallah. İnşallah. Bey, sizin de sürekli son olarak efendim ne söyleyeceksiniz? Çok teşekkür ederim. Sizler de buraya gelip bizim fuarımızı tanıttığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Fuarımıza gelin, ziyaret edin. Memnun kalacaksınız. Hepinize iyi günler. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Ben Ozan Bey ve Musa Bey'e çok teşekkür ediyorum. Şunu belirtmek istiyorum aslında. Olayın özü şu. Hani tek kelime söylüyorum. Bir seçim var. Bazen insan diyor işte aman cebim, aman maddiyat şu bu. Hep bir tarafa. Kazanmak için bu fuara gelin efendim. Kesinlikle. Maddi manevi kazanmak istiyorsanız fuara bekliyoruz. Hoşçakalın.